Bal burada kaldı, biz canımızı kurtardık. Canımızı kurtaralım dedim. Burası zaten ateş önümüze geldi. Biz doğru kaçtık, başka götürme mevkisine gittik yani. Aydıncı'ya bağlı Pembecik mahallesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Aydıncık merkeze kadar inen yangın dolayısıyla birçok mahalle boşaltılırken çok sayıda ev ve sera dayanarak kül oldu. Özellikle Aydıncık Yenikaş mahallesinde etkili olan yangın dolayısıyla ormanlık alan tamamen kül olurken birçok ev ve serada hasar meydana geldi. Evlerinden kaçmak zorunda kalan bölgedeki vatandaşlar yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerinde acı resimle karşılaştılar. Kiminin serası, kiminin evi, kimininse hayvanları yanmış durumda olurken AFAD ve Kızılay ekipleri de vatandaşlara su ve yiyecek desteğinde bulunuyor. Sabah ezanıyla kalktık. Dağlardan ateşlerin yükselerek geldiğini gördük. Orta çok göz gözü görmeyecek şekilde sis dumanına bürüdü. Ve can abimizle biz de eşyalarımızdan bir kısmını alarak uzaklaştırdık. Yangın kontrol altına alındıktan sonra geldi ki evimiz bu hale düşmüş. Sabah zaten bugün hiç yatmadık. O kadar duman vardı ki yani göz gözü görmüyordu geceden beri. Gece hiç uyuyamadım ben. Biz canımızı zor kurtardık. Yapacağımız hiçbir şey yoktu çünkü elimizde imkanlarımız olmadığı için hiçbir şekilde müdahale de etmedik. Ancak o yangından kaçmayı düşündük. Akşam saatlerine doğru ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar polisler tarafından evlerinden tahliye edildi. İyi değil işte, kendiniz de görüyorsunuz yani durum iyidir. Herkesi boşalttı şu bölgeyi, Cumhuriyet Mahallesi'ni komple boşalttılar. Biz 35 senedir buradayız, hiç böyle bir şey görmedik. Allah esirgesin, ilk defa görüyoruz böyle bir şey. Evet, Cumhuriyet Mahallesi'ni yukarıda oturuyoruz da evi boşalttılar, bekliyoruz yani yapacak bir şey yok. Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplanırken çaresiz gözlerle yangını seyretti.